Sizlerde bir altyapı projesi vardı ki bence Galatasaray şampiyonluğu kadar önemli bir şeydi. Onu zaten söylemek istemiyorum herhalde. Askıya alacağım onu. Ya yok zaten bir yıldır altyapıya herhangi bir yönetici atamadı. O yüzden başlayamadı bile. Evet. Şey şimdi olmaz. Benim söylemek istediğim şu. Böyle geniş bir isimde sizi Galatasaray'da, çünkü biliyorsunuz ki Galatasaray'ın rakibi diğer takımlar değildir. Başkanları da değildir. Her zaman Galatasaray'ın içinde rakipler çıkmıştır. Galatasaray içinde bütünlüğü bulduğu zaman hiçbir sorun olmuyor. Peki bunları kısa soracağım dedim Süleyman abi. Kısa soracağım dedim ama. Galatasaray'ı almışken ve Galatasaray'ın birçok engeli aşmışken sizin bırakmanızdan kimler mutlu olacak? Kimler mutsuz olacak? Ben size sorayım. Sizce Galatasaray'ın en büyük sorunu bir sene daha şampiyon olup olmaması mı? Yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, Galatasaray'ın gelişim projesi, vizyon projesi üretememesini sağlayan, İnsanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem sizce? Ben zaten altyapıdan bahsediyorum. Yok, altyapı sormuyorum. Diyorum ki sizce Galatasaray'ın sorunu bir sene şampiyon olmaması mı? Yoksa Galatasaray'ı her adım attığında tökezleten, her sürdürülebilir başarı sağlamak için de şey yapan bu kötü siyaset, insanları her zaman biçen bu kötü siyaset, Galatasaray'a yakışmayan bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem? Zaten onu durmadan eleştirdiğimiz için başımıza gelmeyen kalmadı. Evet. Bildiğim için soruyorum zaten. Dolayısıyla herkes için böyle zaten. Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Ben de diyorum ki ne olursa olsun yani belki o ben çok zarar göreceğim. Şöyle olacak böyle olacak değil. Zaten ama vicdanı olan en azından belli bir miktar insani derinliği olan herkes bunu istemiyor. Galatasaray'a çok daha büyük fayda sağlanacağını düşünüyorum. Bu şeyle mücadele edilerek. İçeride olan insan bununla mücadele edemez. İçeride olduğun zaman başka hiçbir şey düşünmeyip sadece o işe şey yapman lazım. İçeride olduğunda bu işi, içeriği bölmüş olursun herkes. Bilmiyorum, bu başka bir şey. Sadece bu mücadele dışarıda verilebilir. Yoksa ben şey miyim yani şöyle düşünün. Ne güzel bu işler gidiyor, burada tutuyorum. Yani eğer daha materyalist şeye sahip olsan diyorum yani koltuk sevdan olsa şu olsa bu olsa bunu da işte sizler biliyorsunuzdur hemen kaç seçimdir birçok başkan adayı tarafından neredeyse tamamına yakını tarafından hep başkan yardımcısı olmam için hepsinden teklifler aldım 4-5 seçimdir hiçbir şeyi kabul etmedim bu yönetimde de başkan yardımcısıydım son gece sadece iki arkadaşıma şey yapıldığı için, arkadaşlarımı satmam dediğim için yönetimden çıktım yani. Bu kadar yani değer mi, koltuk bunun tercihini defalarca yapmışım. Yani bunu lafta söylemiyorum yani. Defalarca bu testten geçmişim. Burada da eğer koltuk aman işte bilinmek, anılmak, güzel anılmak, herkes bizi sevsin, şöyle olsun diye düşünürsen en kolay şey kalmak zaten.